Selam arkadaşlar, videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da görmüş olduğunuz üzere yüksek ayaklı kase formları yapacağız. Yüksek ayaklı bir form yapmak için öncelikle dişimizin alt kısmında et kalınlığı olarak normalden birazcık daha fazla bir kalınlık bırakacağız ki tıraşlama esnasında yüksek bir ayak yapabilelim. Mantıken bu şekilde. Onun haricinde iki farklı form yapacağım. Birisi bu şekilde düz gelecek gibi hayal ettim. Diğeri de birazcık daha böyle noodle kasesi, Nesquik kasesi tarzında bir formu olacak gibi düşündüm. Hadi başlayalım. Bu aşamaya kadar neler yaptık? Çamurumu tabloma yapıştırdım. İyi bir şekilde hareket etmeyeceğinden, kaymayacağından emin oldum. Tabii her şeyden önce arkadaşlar tekrar belirtmek istediğim bir konu. Torna çekmeden önce çamurumuzu mutlaka ve mutlaka yoğuruyoruz. Vakumlu çamur olsa bile, yeni açtığımız paketinden yeni çıkarttığımız bir çamur olsa bile muhakkak birkaç kez en azından yoğurun. Daha sonra torna çekmeye başlayın. Dönüştürdüğümüz bir çamursa bu, mutlaka çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Çamurun homojen olması torna da bizim için çok önemli bir unsur açıkçası. Onun haricinde tekrar buraya dönecek olursak, çamurumu tabloma yapıştırdım. Daha sonrasında merkeze aldım. Birkaç kez yoğurdum çamurumu, kaldırdım, indirdim güzel bir şekilde. Daha sonra merkezdeyken bekliyorum. Bir sonraki aşama ne? Çamurumun için açacağım, içeride bir boşluk oluşturacağım. Ve daha sonra tabi boşluğu oluştururken videonun başında da söylediğim gibi alttaki o bırakacağım kalınlığa çok dikkat etmem gerekiyor. Oradaki kalınlığı fazla bırakacağım ki ben kasemin yüksek bir ayaklı olmasını sağlayabileyim. Diğer aşamalara geçebiliriz. Yapmamız daha uygundur. Fakat kase yaparken şekillendirme aşamasında özellikle ben üst kısımları çok fazla incelterek çıkıyorum. Olabildiğince eşit kalınlıkta ve hatta daha da kalın bırakarak yükseltmeye çalışıyorum. Çünkü yavaş yavaş çamurumu açmaya başlayacağım. Kasenin ağız kısmını genişletmeye başlayacağım. Bu esnada ben genişlettikçe en çok genişlettiğim alanlar daha da ince kalacak. Mantıken bir kase olduğu için benim en çok genişleteceğim alan ağız kısmı, en üst kısmı olduğu için oradaki o kalınlık payına dikkat ederek çalışmama devam edeceğim. Diğer forma geçiyorum.
bahsedecek olursam eğer, normal aşamalarımızdan ilerledik. Sadece tek farkı, daha yüksek bir ayak bırakmak istediğim için tabanındaki o payı daha fazla bıraktım. Ve tabanındaki payı fazla bırakıp birazcık daha dar bıraktım tabii ki. Normal bir şekilde kase formumu oluşturdum. Şimdi kurumaya bırakıp birazcık kuruduktan sonra deri sertliğine, dip alma kıvamına geldikten sonra dibini alacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta var. İşimizin nerede ne kadar kalın, ne kadar ince olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu şekillendirirken hani şuradan aşağısı şu kısımları oldukça normal bir incelikte. O yüzden buralara çok fazla girmeyeceğim kazıma yaparken şu kısımlara. Ne oluyor? Bu çizmiş olduğum yerden yukarıya doğru, buradan yukarıya doğru neredeyse iki parmak kalınlığı kadar orada benim payım var. Buradan birazcık bir tıraşlama yapacağım içeriye doğru. Yaklaşık olarak şöyle bir pay kadar alacağım. Ve daha sonrasında iç kısmında da bir oyuncu yapıp dışarıda da yüksek bir ayak bırakacağım. Evet, zaten kazırken detaylarda göreceksiniz bunu. İncelirsem eğer kuruma esnasında kalınlık farklarından dolayı orası çatlama yapabilir, deforme olabilir. Veya işimizde herhangi bir deforme olmadı, sağlıklı bir şekilde pişirdik, sırladık, nihai ürüne ulaştık diyelim. Kullanım esnasında işte bir anda sıcak veya çok soğuk işte bir şeyler konulursa içerisine şok etkisi yaratıp oradan işte çatlama yapabilir. Mesela hani çok sıkıntı olacaktır. O yüzden duvar kalınlıkları yan taraftaki o kalınlıklar ne kadarsa dibinde de o kadar kalınlık bırakmaya dikkat edeceğim. Bunu nasıl karar vereceğim, nasıl anlayacağım derseniz de hani bu zamanla zaten hakim olabileceğiniz bir konu. Fakat ilk etaplarda bir diz yardımıyla, iğne yardımıyla hani bakarak işte koyarak orayı hani ölçüsünü alıp tabii şekillendirirken daha sonrasında o ölçüyü bilip dibinden de ona göre hani minim minim işte kazıyarak ilerleyebilirsiniz. Sahipseniz çok daha kolay bir şekilde merkeze alıp tıraşlama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu aletin tanıtım videosunda kanala giderek ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dip alma işlemimiz bitti. İstediğim ölçülerde olabildiğince de kullanışlı, ergonomik olmasının dışına çok fazla çıkmadan yüksek bir ayak yapmaya çalıştık. Bence güzel bir form oldu. Şimdi birazcık bunu perdalamayı düşünüyorum. Çok hafif metal sisleri ardınıyla ufak yüzeysel bir perdalama yapacağım. Daha sonrasında işler bitecek. Evet arkadaşlar, formlarımızı oluşturduk. Hallerini Instagram'da paylaşmayı düşünüyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, bence güzel formlar oldu. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen sorularınızı, görüşlerinizi ve gelmesini istediğiniz yeni videolar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Çamurda kalın.